Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Dolmalık biber sapından hazırladığım pratik bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 2 gündür buzdolabında bekliyordu, vakit bulup bir türlü hazırlayamadım. Bugün nasip oldu, pişirdim. Sizlere de fikir olsun diye paylaşıyorum. Kahvaltıya hazırladığım bir tarif, tadı mantar gibi oluyor, pişirmeyenler için belirteyim. Daha önce denememiş olabilirsiniz, hiç yememiş olabilirsiniz. Bu tarifi denediğinizde eminim ki lezzetini beğeneceksiniz. Hem dolmalık biber saplarını israf etmeyip hem de lezzetli, pratik bir tarif hazırlayacaksınız. Dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz gün içerisinde yapıp yiyebileceğiniz bir lezzet. 1 kilo kadar biberin sapını kullandım. Biber doldurmuştum. Saplarını da ayırdım. Biraz karardı. Birkaç gündür beklediği için vakit bulup hazırlayamadım. Saplarının sert olan bölümünü ayırarak yumuşak olan bölümünü pişireceğim. Az önce de söylediğim gibi lezzeti biraz mantara benziyor. Lezzetli. 2 tane domates kullandım. Orta boy. Domatesleri de kabuğunu soymuştum. Doğruyorum. Dilediğiniz malzeme içerisine dahil edebilirsiniz. Ben az malzeme ile hemen çay ocakta kaynarken kahvaltıya çeşit olarak hazırlamış olduğum bir tarif. Zeytinyağını tavaya aldım. İçerisine biber saplarını ilave ettim. Biraz kavuracağım. Yaklaşık 2 dakika kadar kavurdum. İçerisine 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı bu tarife çok yakıştırıyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Kaya tuzu. Biber sapını kavurmaya devam ediyorum. Piştikten sonra içerisine doğramış olduğum domatesi, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kuru nane ekledim. Kullanmış olduğum biber, pul biber özellikle çok acıydı. Çok az miktarda ilave ettim. Normalde biberi bol eklerim. Bu kadar çabuk bir şekilde pişti. Ocağın altını kapattım ve direkt servise aldım. Tam ekmek bandırmalık bir tarif. Tabii ki ekmek yemeyenler çatalla sade bir şekilde tüketebilir. Dilediğiniz gibi. Lezzeti garanti, nefis bir tarifi daha bugün sizlere. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya belirteceğim. Açıklamadan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Bu tarif de artık onların arasında. Yine pratik, evde bulunan malzemelerle yapılmış lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.